Herkese günaydın. Bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz ve enerji doluyuz. Bugün yine birbirinden önemli konularımız ve konuklarımız olacak. Biliyorsunuz ki 1 ve 7 Nisan arası Kanser Haftası. Biz de bu haftanın önemine dikkat çekmek için şu anda karşımda Ali hocamı ağırlıyoruz. Bize kanserde bitkilerin ne kadar etkili ve güçlü olduğunu anlatacak. Ee, ekran başından ayrılmayalım, notlarımızı da alalım. Çok güzel kürlerimiz var çünkü. Evet. Alo hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam, teşekkür ederim. Gerçi biz bundan sonra iki haftada bir hep beraberiz. Evet, öyle kararlaştırdık. Evet. İyiyim, çok teşekkür ederim. Güzel. Hem de bugün çok enerji doluyum. Niye bilmiyorum. Baharın etkisi ne diye düşünüyorum. Güzel, tabii, ya da yani. pembelerin etkisi. O da olabilir. Güzel görünüyorsunuz. Bu ee, hafta kanser haftası evet. hocam. Ee, kanserle ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Bize neler söyleyebilirsiniz? Kanser dünyada ve ülkemizde maalesef, maalesef. çok hızla efendim artmakta olan bir hastalık. Bunun e, pek çok sebebi var. Yani sadece sigara ve alkole bağlıyorlar. Bu değil. Gelecek, bunun, e, bunun genetik. Bunun genetik yani. de çok söylenemez aslında. Yani o da bana göre çok e, O da mı yanlış bir zayıf, bilgi? Zayıf bir şey. el önemli şeyleri yani bu en etkili olan çevre kirliliği, tarım ilaçları, gıdalar değil mi? E, bozulmuş işlen, gıdalar artık gıdalar, maalesef. Meyve sebzeler, meyveleri şey meyve sebzeler artık tarım ilaçları bol bol e, maalesef e, kullanılıyor, bilinçsiz kullanılıyor. E, bununla alakalı artı tabii yaşadığımız e, ortamda büyük stresler vesaire bu ne yapıyor? bağışıklık sistemimizi son derece düşürüyor. Aslında Ali hocam şey evet. de çok önemli değil mi? Bütün hastalıkların başı stres, Tabii. üzüntü. Tabii. Çünkü e, vücut sistemi öyle bir e, değişik çalışıyor ki bağışıklığınız düştüğü anda zaten bu hastalıkların hepsi vücudumuzda var. Ama en zayıf olduğunuz zaman sizi yakalıyor ortaya çıkıyor. Çok güzel söylediniz. Bu hastalık zaten bizim doğum, e, doğumla birlikte kanser hücreleri zaten bizde var. Ama ne yapıyoruz? İşte biz bunu işte stresle, e, yanlış e, beslenmeyle vesaireyle tetikliyoruz. Tabii bunun e, artı olarak işte dediğim gibi tarım ilaçları var, efendim çevre kirliliği var. E, var da var. İşte yanlış e, Kullandığımız bugün et diye yediğimiz tavuk ve sığır etleri var değil mi? Yani tabii ki. 40 günde tavuk mu olur? Yani normalde 3 ayda yetişen ve yenecek hale gelen Eskiden tavuk biz tabii. Eskiden tavuklar da bir saatte, iki saatte Üç anca saat, iki haşlanıyordu saat. doğal tabii. olduğu için. Tabii bunlar hocam biz buradan verdiğimiz her şey tavsiye, bitkilerin ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama tabii ki öncelikle Doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini de bir kez daha vurgulayalım. Evet. Şimdi burada anlatacak olduğumuz şeyler doktor e, tedavilerini etkileyecek şeyler değil. Bu sadece tamamlayıcı, koruyucu, tamamlayıcı, koruyucu ve önleyici olarak e, şey yapacağız. Bir de tabii bazı kanser e, hastalarımız var. Maalesef öyle bir şeye geliyorlar ki, duruma geliyor ki çare yok. Artık çaresiz kalıyor. Burada Kesinlikle. da zaten ismi de e, tamamlayıcı tıptır. Yani bizim tıbbi bitkilerle yapılan tedavinin diğer ismi tamamlayıcı tıptır. Burada da çaresiz kalındığında yine başvurulabilecek yöntemlerdendir. Lakin yine dediğimiz gibi doktor kontrolünde olursa Kesinlikle. doktorun bilgisi dahilinde kullanılırsa çok daha daha iyi sonuçlar alınabilir. Tavsiyemiz bu yönde. Evet. Peki Tedaviye yani kanser hastası biriyle tanıştığınızda evet. tedavisine tabii ki mutlaka onun bir dosyasını tıbbi olarak şeyini inceliyorsunuz geçmişini. bunu destekleyici olarak hangi bitkiler ve nasıl kullanılmalı? Şimdi Filiz Hanım öncelikle ben bir doktor değilim. Zaten evet, biliyoruz. Siz... E, bir teşhis vesaire bilmem ne falan filan böyle bir şey. Bir değil Ali değil. Hocam tıbbi <laughs> bitkiler uzmanı <laughs> ve araştırmacı evet. diyoruz sizin Ama için. Ama Ne var? Ee, bizim böyle bir tanı konulmuş, tedaviye başlanılmış veya efendim ben kanserden korunmak istiyorum. Nasıl korunurum? Ha, bu da çok önemli. Ha, Kanser nasıl? olmak gerekli değil illa. Değil, tabii kanserden ki. korunmak için de ha, neler yapabilirim? Nasıl bağışıklık sistemimi güçlendirebilirim veya almış olduğum, maruz kalmış olduğum işte gıdalardan şundan bundan çevresel telefonların ee, radyasyonlarından ee, her şeyden. Her şeyden Stresten biraz önce dediğiniz gibi nasıl korunabilirim? Etkilenmiş olduğum bu vücut, hücrelerin kirlenmiş olan bu hücrelerimi nasıl temizlerim? Nasıl bağışıklık sistemimi maksimuma çıkartabilirim? Veya bağırsaktaki dost bakteriler dediğimiz probiyotiklerimizi nasıl zenginleştirebiliriz? Probiyotikler biliyorsunuz. Probiyotikler çok karşı, evet, önemli. Efendim e, bizim... En güçlü silahımız. Bu ne kadar zayıf olursa ki yüzde 80'dir bağırsaklardaki efendim probiyotik yani bağışıklık sistemi destekleyen efendim probiyotikler yüzde 80 civarında bağırsaklarda bulunuyor. Probiyotik yoksa zaten bağırsaklarda birçok bir e, hastalığın e, nasıl diyeyim vitamin eksikliğiniz de tabii çıkıyor ki, ortaya. tabii çünkü tabii. bağırsak emilimi olmayınca. Evet. İşte B vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği her şey, bunlar her şeye her şey, etkiliyor. Her şey bağırsaklarda başlıyor Demek aslında. Demek ana temamız aslında bağırsak. Evet ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bunu da neyle yapacağız? İşte tıbbi bitkilerle önce hücrelerimizdeki toksinleri temizleyerek başlayacağız. Daha sonra ev yoğurduyla, ev sirkesiyle, efendim evde hazırlamış olduğumuz e, turşular vesaire kefirlerle Doğal. bunu... Güçlendireceğiz yani oradaki Probiyotik sayımızı da artıracağız Kanımızı da dediğim gibi Toksinlerden bitkilerle arındırırsak Efendim Müthiş bir şey çıkar Ve kanser aslında korkulacak bir hastalık değil Bana sorarsanız Ve uzak doğuda böyle bakılıyor korkulacak bir hastalık değil. Baş ağrısı gibi Siz düşünün. Siz özellikle de Çin'de de Tabii, bu konuyu çok Baş araştırıyorsunuz. ağrısı gibi düşünün. Herhangi bir rahatsızlığınız gibi düşünün. Yani, Grip gibi bir şey değil. Yani ya. çünkü niye? Yani o bölgede bir şeyler doğru gitmediğine dair size sinyal veriyor. sinyal veriyor. Evet. Eğer o bölgedeki o arzayı giderirseniz ne olur? Eski sağlığınıza kavuşmuş Peki, olursunuz. Peki hocam şey de oluyor. Yani kanser tedavisi işte gerek tıbbi gerek e, e, bitkilerle atlattı. Neden daha sonra tekrar metastas yapıyor? Yani neden başka bir yerde çıkıyor? Yani orada bitirdiğiniz hücreler o kanserli hücreler Hı -hı. demek ki bitmiyor. Vücudun bir yerinde tekrar çıkabiliyor. İşte burada tedaviyi yarıda kesmek. Hı. En, e, en, önemli en önemli etki etken bu. Etki bu çokları tedavi yarıda kesiyorlar veya kartları bilin... düşüyor kartları sanırım demirlözi oluyor. Efendim e, tekrar stresli bir hayat, tekrar bir korku, endişe bunlara en büyük sebepler. Ama dediğimiz gibi bizim burada anlatacağımız tıbbi bitkileri doğru şekilde kullanırlarsa inanın bunu başarmış olurlar. Yani e, tıbbi bitkiler deyip geçmeyelim. O zaman diyelim mi hocam ekran başındaki e, seyircilerimiz kalem kağıtlarımızı alalım. Evet. Şimdi hocamız bize bu bitkileri ve e, birkaç da kürümüz var bununla ilgili evet. anlatacak. Şimdi bize ayrılan süre malum çok. E, Maalesef yani gönül ister ki yani, çok, çok saatlerce Tabii, konuşalım. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz ama biz mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde nasıl e, bundan tıbbi bitkilerden faydalanabilirler. Bunu hemen hızlı hızlı evet, bir şekilde... Evet, sosyal medya hesaplarımızdan da, da bana, hocama evet, yazabilirsiniz. Evet. Şunu da belirtelim. İleriki zamanlarda biz e, diğer programlarımızda her bitkiyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Hocam bir sonraki programlarımızda öyle bir e, tabii, tabii. güncelleme yapalım mı? Yapalım. Her programımızda yapalım. bir bitkinin... Üzerine eğilelim sadece o bitkinin etkilerini evet. nasıl kullanacağını ve nelere Nerede iyi geleceğini konuşalım. Nerede bulabileceklerini, bitkiyi nasıl tanıyabileceklerini hatta kendileri bunu değil mi Bizzat Evet. çok daha güzel oluyor. Tamam hocam o evet, zaman evet, hemen başlayalım bitkilerimize. Evet. Ee, birinci şeyde e, bilmiyorum ben arkadaşlara bildirmiştim e, onları bir yayınlayabilirlerse. Evet. Ekrana bir herhalde... alabilir miyiz hocamın kürlerini ve bitki tariflerimizi? Zannediyorum ilk akciğer, karaciğer, bağırsak ve pankras e, kanseri için kullanılacak tür demişiz. Ben okuyamıyorum hocam. Tamam, Gözlüğüm tamam, tamam. yok. Daha görmüyorum. Şimdi burada 6 gram kadar e, eğir otu yani şu ot. Burada e, bugün çok e, acil geldik. Onun için çok fazla bir şey getirememişler. Kırk kilidimiz var. 40 kilidimiz e, var. Eğir otumuz var. Ve civan, civan perçemimiz var. var. Bu eğir otu Türkiye'de çok bilinen e, bir e, ve kullanımı çok yaygın olan bir ot değil. E, bu eğir otunun kökünden elde edilme diğer isimleri Hazanbel vesaire gibi pek çok isimleri var. En çok hangi bölgelerde yetişiyor hocam? Yani daha çok böyle gölet sulak bölgeler, nehir kenarları, baraj kenarları oralarda daha çok yetişir. Türkiye'de çok bilinen bir şey değil fakat tıbbi açıdan çok değerli bir bitki Öz özellikle uzak doğuda çok sıkça kullanılan karaciğer kanserinde, akciğer kanserinde Takviye edici, efendim, tamamlayıcı ve destekleyici olarak çok sık başlıyor. O zaman eğer otu için karaciğer hemen ve akciğerde. Anlatalım. daha hemen, etkili hemen diyoruz. Hemen anlatalım ee, nasıl kullanacaklarını. Bunu e, ince ince kıyabilirler. Daha sonra havanda dövebilirler. 5-6 gram kadar yeterlidir. Akşamdan e, bir bardak e, suyun içerisinde hatta bir bardaktan biraz fazla olabilir. Soğuk suyun içerisine bırakacaklar. Sabaha kadar bu bekleyecek. Sabah bunu bir taşım kaynatacaklar ve bir kere fokurdatacaklar. Bir kere fokurdatmaları yeterli. Ee, fazla kaynatmasınlar. Bunu sabah kahvaltıdan 10 dakika önce bir yudum. Kahvaltıdan hemen sonra bir yudum. Öğlen ve akşamda aynı şekilde. Her öğünden önce birer yudum ve sonunda bir ha, yudum. sonunda bir de. Toplam 6. Yani 3 öğünde altı bir önce bir sonra altı defa kullanılacak fakat burada dikkat edilecek husus mesela e, bunu ısıttık kaynattık ya diğer kullanımda mutlaka benvari dediğimiz e, sistemde evet. e, bir bardağın bir şey tencereye bir su yani koyup yani buharlı evet. e, suyun üstüne bir kap koyarsınız onun içinde ısınır evet, evet evet yani bir su kaynatıyoruz o suyun içerisine bardağı koyuyoruz her defasında sıcak içmek durumundayız. Bu ne işe yarar? Soru Bu anlattığımız olmuyor. gün ne işe yarar? En önemli özelliği karaciğer sirozunda müthiş başarılıdır. Aa çok güzel. Çok. Karaciğer sirozunda müthiş ee, etkilidir. Bunu kullananlar, biz burada verdiğimiz tarifleri kullananlar bize geri dönüş yapabilirler bununla alakalı. Ayrıca burada yine civan perçemi çayını ben e, sabah Siz ve akşam... Siz civan perçemini çok önemsiyorsunuz evet, onu biliyorum. Geçen zaten programda değil mi? olmazsa olmaz dediği bitkilerden biri. Gelecek programda geniş onu anlatalım. Civan perçeminden tamam. başlayalım. Bir de e, şey var ama neyse. Ne dedik? Karaciğer sirozu. Karaciğer kanserinde... Karaciğerde oluşan iltihaplarda vesairede 14 gün boyunca bu kürü yapacaklar. Bir hafta ara verirler, bir hafta sonra tekrar aynı şeyi yapabilirler. Bu mi? kürü kaç e, seans yapılır ya da kaç kere uygulanır? Şimdi şöyle. Yoksa e, hayatlarında bir rutin haline hayır, mi gelir? Hayır 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 hayır. E, bir 14 gün sonra hayatlarında çok şeyin değiştiğini görecekler. Yani ama bir e, tedavi alıyorlarsa yani o tedavi yine devam edecekler. Bu tedaviyi sadece destek olarak bunu kullanacaklar. Hocam, yani bunu sadece tek başına tedavi olarak o, e, Çok kısa söylüyor. bir süremiz hocam. kaldı. 40 kilidi de hemen şöyle bir hızlıca geçebilir miyiz? 40 kilidi onu ee, da sonra bahsedelim istersen. Öyle mi? 40 kilidi mi bahsedelim? Ben Yo, Tamam ben. zaten çok kısa. Benim için önemsediğim şöyle budur. Şöyle bir, bir dakikamız var hocam. Bir de karaciğer, şey, akciğer için de bir ufak bir tür verelim. Tamam. Tamam Yine eğir otu ve civan perçemi kullanırız çünkü bu e, akciğer kanseri de çok yaygın olduğu için bunu söylüyorum. Bundan ufak ufak parçalar alıp gün boyunca yavaş yavaş çiğnecekler ve çiğnedikleri şeyi eğir otundan ufak bir parça kopartıp ufak ufak çiğnecekler ve yutacaklar ve günde. Hocam yine sözünüzü bölüyorum aklınıza olayım. sığınarak. E, süremiz tabii ki e, bitti. Mi? bitti. Ee, biz yine dediğimiz tamam. gibi civan perçemiyle 40 kilidi bir sonraki pro programımızda, tamam. Gerçi bir sonraki tamam. programımızda hocam kadınları güzelleştirecek tamam. e, çok güzel kürler tarifler de verecek. E, o arada da onları alırız. Biz şimdi çok ayaklarınıza sağlık çok teşekkür Rica ediyorum ederim. hocam. Ben de teşekkür ederim. E, şimdi kadınlar ekran başına. Çok önemli bir şey konuşacağız. Ya benim için çok önemli. Kolajen. Kolajen kadınlarda da erkeklerde de cilt ve beden için çok önem teşkil etmektedir ve hayatımızda da e, dışarıdan alabildiğimiz kadar belli bir yaşa kadar alıp sonrasında da dışarıdan beslenmeyle alabildiğimiz bir şey. Şimdi bununla ilgili uzman doktor Ferhat Hanikoğlu'nu sizlere davet ediyorum. Kolajen nedir? Kolajen kullanımı nelere iyi gelir? Kolajen takviyeleri nasıl kullanılmalı? Kolajen aşılarının cilde etkileri neler? Kolajen kullanımına dair merak edilen her şeyi uzman doktor Ferhat Hanikoğlu anlatacak. Az sonra. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir geçen haftalarda tekrar sizi ağırlamıştık. Ama dediğim gibi anlatırken hiç yetmiyor her şey aslında. Süreler çok uzun olsa keşke. Şimdi yeniden kolajen hakkında ne diyeceğiz? Bir kere önce ekran başındakilere kolajen nedir? Onu anlatalım. Tabii, e, kolajen bebeklikten itibaren vücudumuzda bulunan en fazla bulunan proteindir. Ama belli bir yaşa kadar. Tabii belli bir yaşa kadar vücudumuzdaki kolajen sentezi 25-30 yaşlarına kadar yeterli derecede olur. 30'dan sonra giderek ah, azalmaya ah. başlar. Ah, ah. Tabii. Yani e, o 30 yaşından sonra da hani beslenmeye dikkat ederek tabi beslenme yeterli değilse takviye alarak kolajen eksiğimizi gidermemiz gerekir. Kolajen aslında e, Fransızca kökenli bir kelime kolajdan geliyor. Yani birleştirmek kolajen dediğimiz protein diğer proteinlerin çimentosu gibidir. Vücudumuzda bağ dokusunda kemikte kıkırdakta dişte yani düşünebileceğiniz birçok dokuda bedenin her noktasında da, evet. Diğer proteinleri birleştiren, bir arada durmasını sağlayan bir proteindir. Aa, bu açıdan sağlamlığı Bağ güçlen dokusunu güçlendiren Tabii, bir şey. Tek bağ dokusu değil. Kemik, diş, cilt, deri. Yani bu bölgelerde de farklı tipte kollajenler e, bağ dokusunu bir arada tutmakta. Diğer proteinlerin çimentosu gibi birlikte evet. olmasını sağlamakta. Evet hocam. Şimdi siz konuyu anlatırken aklıma geldi. Şimdi artık belli bir yaştansa sonra, 30'dan sonra vücut üretmeyince e, yeteri kadar... Bizler de onu dışarıdan takviyeyle almaya çalışıyoruz. Aldığımız ürünlerde, şimdi marka söylenmez burada. Üzerinde şey yazıyor. İşte tip 1 ee, evet. neyi Aslında, ne anlam yani ifade şu ediyor şekilde, bu? Vücudumuzda tanımlanmış 20'den fazla tip kolajen bulunmakta. Ama en fazla bulunan kolajen tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 kolajen. Bunlar vücudumuzdaki kolajenin %90'dan fazlasını oluşturuyor. Özellikle tip 1 kemik, diş ve deride bulunur. Tip 2 kıkırdakta bulunur. Hmm. Tip 3 deride daha çok bulunur. Hani bizim de daha çok e, vücudumuzdaki protein ağırlığı kullanırken Tip kolajen üzerine kullanırken evet. yani, bu ürünleri, bu markaları alırken tabii. neye dikkat edelim yani, o zaman? Şu şekilde eğer bir kıkırdak eklem hastalığınız varsa tip 2 kolajenden yoğun bir kolajen takviyesi kullanmanız hmm. lazım. Ya da hani belli bir yaştan sonra eksikliği yerine koymak için kullanıyorsanız 30 yaşından genel sonra olarak diyelim. olarak kullanıyorsak. Evet, genel olarak kullanıyorsak tip 1, tip 2, tip 3 kolajenin karma bir şekilde. Tek bir ol, birer oldu, birer oldu. Tamam, ben daha onu çok, kullanıyorum. Öyle mi? O da iyi. <laughs> yani hem kemik, hem kıkırdak hem de deri için faydalı kolajenleri almış olursunuz. Ama tabii bir de özel amaçla kullananlar var. Yani daha çok cilt sağlığını korumak için. Onlar tip 1, tip 2, tip 3 kolajenden yoğun kolajen takviyelerini ...kullanıyorlar daha çok diyelim. Peki zaman zaman cildimizde mezoterapi yaptırıyoruz. Hı -hı. Benim cildime en sık yaptırdığım işlemlerden biri... ...ben cildime dolgu yaptırmıyorum. Herkes soruyor bana. Dolgu Hı -hı. yok. Botoks yaptırıyorum tabii ki. Dolgu bir tek dudak dolgusu. <laughs> İnkar etmeyelim değil mi hocam? Yani, yani. Şimdi. <laughs> şimdi bu mezoterapide kolajen aşıları nelerdir? Evet yani mezoterapide biz cilt sağlığını korumak için dermal ve süp dermal bağ dokusunu güçlendirmek için, ciltteki oluşan çatlakları, sıkar, akne izlerini gidermek için kolajen mezoterapisini doktorlar olarak kullanıyoruz. Ee, yani aslında kolajen mezoterapisi sadece yüz bölgesi olarak düşünmeyin. Vücudun birçok bölgesinde yapılabilecek bir mezoterapi türü. Örneğin yüz, boyun, el ya da vücutta çatlaklar varsa striyalar dediğimiz Onlara da çok evet, faydalı. Evet onlara, e, o bölgelere yani karın bölgeleri, basen bölgelerine de uygulanabilir. Hatta eklem bölgelerindeki sarkmalar için bile kollajen mezoterapiyle Evet. Peki ben şey de sorayım. Mezoterapi yaptırıyoruz ya mesela mezoterapi yaptırdım ben bugün. Bir iki gün sonra veya aynı gün hani o vitamin takviyeleri yaptırıyoruz ya hilerinik asitlerin Asitleri. bulunduğu, evet. Şu adını söyleyemiyoruz diye düşünüyorum. Sonu yüzde biten. <laughs> e, onları da aynı anda yaptırabiliyor muyuz? Sadece. Yoksa arasında bir süre olması gerekiyor e, mu? Tabii yaptırabilirsiniz. Hani e... Ben son yaptırdığımda ikisinin arasında 2-3 iki, gün vardı yaptırdım. Ama şöyle birlikte uygulamanın dezavantajları olabilir. Yani ha, herhangi şükür bir yaşamadım ürüne ama alerjiniz sonra varsa, da... alerjiniz varsa <laughs> Yani hangi yani kolajene mi alerjiniz var ya da yaptırdığınız diğer ürünlere mi alerjiniz var? Onu, onu tespit edemeyiz. Ondan mi? dolayı arada birkaç gün olması mantıklı. Bir de kolajen dediğimiz <laughs> ürün hayvansal Çok kaynaklı ürünler. Yani hani gıda olarak takviye aldığımız kolajen sığır, tavuk, balık gibi e, hayvansal ha, evet. ürünlerin kemik ve kıkırdaklarının sığırdan, öğütülerek, sığırdan, sığır derisinden diye ayrım yaptıkları da bu. Evet bu kemik hatta kıkırdak enzimatik olarak laboratuvarda parçalanır ve besin takviyeleri oluşturulur. Kollajen besin takviyeleri. Yine aynı şekilde mezoterapide kullanılan kollajen ürünleri ise toz haline getirilmiş hayvansal küçük kollajen peptitleridir. Bunlar bazen alerji yapabilir. Ondan dolayı diğer mezoterapi ürünleriyle karıştırmamak gerekir ama birlikte yapılmasının tek sakıncası bugün, alerji gelişirse. Bugün yayın gelişir? sonrası EgoPro ProMedya ekibi güzelleri size gelecekmiş. Evet. Ben bugün öğrendim. Bekleriz sizi. De. Ee, o yüzden bugün zamanım olmayacak görüşmelerim var. Sonrasında sonra ben de size geleceğim. Beklerim zaman. Peki bu kolajen aşıları hangi bölgelere yapılır ve kaç seans uygulamamız gerekiyor? Evet, kolajen dediğim gibi aslında her bölgeye yapılabilir. Çünkü vücut yüz bölgesinde uzaki, yüz özellikle bölgesi kadınlar çünkü en çok en çok bana sizi Instagram sayfamızda yayınladıktan sonra en çok onu sormuşlar. Dekolte, boyun ve yüz. Evet, dekolte, boyun ve yüz tabi Ama daha çok dediğiniz gibi yüze odaklanıyoruz da yüze odaklanırken boyunu da kaçırmamak lazım. Zaten boyun Boyunda da... yüzle bir bütündür. Aynen. Aslında en önemli yer bence boyundur. Kadının yaşını da ele veren evet. boyun ve eldir. Evet. İhtiyaca göre biz mezoterapiyi planlıyoruz. Yani iki ile 4 seans. yeterli Her bir seans oluyor. aralığı da 15 gün olmalı. Evet. Yeterli oluyor sonuçta. yani sonuçlardan da memnunuz hani açıdan. E peki o zaman biz biraz önce gerçi ben söyledim hani kolajenle mezoterapi arasında birkaç gün vardı. Yaptırdım ama kolajen aşıları mı mezoterapi mi daha faydalı? Yani Aslında onu şöyle ikisi bir de faydalı ama açarsak... tabii Şimdi mezoterapide kullanılan ürün önemli. Mezoterapide biz cildin ihtiyacı olan... Mezoterapinin Mezoterapide bizim cildimize mezoterapi, ne veriyorlar? Mezoterapi bizim yaptığımız uygulamanın adı. Yani cildin ihtiyacına göre ya da hangi bölgeye mezoterapi yapılıyorsa o bölgenin ihtiyacına göre mezoterapide vitaminler, amino asitler, hyaluronik asit ya da koenzimler, mineraller cilde enjekte edilir. Kollajen mezoterapisi ise özel bir mezoterapi türü. Yani biz kollajen öncüllerini mezoterapik yöntemle cilde enjekte ediyoruz. Tabi ikisi birbirinden farklı. Cildin hem amino asit ihtiyacı var hem vitamin ihtiyacı var. Yani yeri geldiğinde hyaluronik asit ihtiyacı var. Yani kolajen mezoterapisi yaptırıp diğerlerini yaptırmamak olmaz. Birbirini tamamlayan bir yani. Bir bütün evet yani. Tamam Hı -hı. o zaman ben doğru yoldayım. Evet, doğru çünkü yoldasınız. yaptırdığımda bir alerjik durumda e, yaşamadım. O zaman demek ki mezoterapi ile kolejeni bir iki gün arayla, arayla ve aynı zamanda yaptırabiliriz. Ee, bize kadınlara özellikle çünkü kadınlar diyorum. Gerçi ya niye kadınlar diyorum. Ben etrafımda birçok erkek görüyorum. Kadınlardan daha meraklılar e, yüzlerine, ciltlerine bir şey yaptırmaya. Ve emin olun ki bizden daha çok yaptırıyorlar. Ama söylemiyorlar. Yani var erkek Kadın hastalarınız mı? Çok. çok. erkek mi? Yani yüzde 60, yüzde 40 diyelim. Ama erkeklerde bayağı Erkekler var. Erkekler yani, tam yüzde 40 tabii. iyi bir rakam. Evet evet. Yani var. en çok erkekler hangi bölgelerine işlem yaptırıyor? Saç şey, meziyor, Biraz magazin gibi oldu. <laughs> Daha çok saç mezoterapisini ha, tercih Ha öyle mi? Erkeklerde kellik problemi nedeniyle o zaman. Ama son yıllarda cilt genişleştirme işlemlerini de artık erkeklerde bayağı... Botoks da, evet. Bayağı. Tabii botoks e, ve cilt genişleştirme işlemlerini artık erkeklerde tercih ediyorlar yani. Hani Aslında bu bir kişisel bakım. yani. Aslında kadın erkekliği de, e, evet. ayırmak değil, aynaya baktığınız zaman biz bu işlemleri kimse için yaptırmıyoruz sonuçta. Aynaya baktığınızda kendinizi... Mutlu hissetmek için yapılan bir şey bu. Ya da yani, güzel yaş almak için Evet ediriz, tabii değil güzel mi? yaşlanmak da çok önemli. Çünkü bir insan kendine aynaya baktığı zaman eğer bir takım rahatsızlıklar görüyorsa bu insanın emin olun ki sosyal yaşantısını etkiliyor. Aynen. Ben ufacık böyle yüzümde bir şey hissettiğim zaman demoralize oluyorum. Şimdi yaşadığımız ortama baktığımız zaman değil mi? Metropol bir şehirde yaşıyoruz. Hava kirliliği var. Evet, kesinlikle. Ondan sonra gürültü kirliliği var. Ya da işte artık ultraviyolenin etkisini daha fazla hissediyoruz. Yani Hem yaşlanma de. sürecimiz hızlı. Besinler yeterince organik değil. Dışarıdan yeterince alamıyoruz. Yani bunların hepsi aslında cilt sağlığımızı, aynı zamanda ruh sağlığımızı da <gülüyor> değiştiriyor <gülüyor> değil mi? Cilt bozulunca, yani, görüntü tabii. bozulunca hanımlar... <laughs> Ruh sağlığımız da bozuluyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Sinirleriniz bozuluyor. Kocalarınıza soruyorsunuz. Bazı şeylerde de işte <laughs> takviye gerekiyor. Hani evet, doğal ben takviyeler şeye daha çok. Çok inanıyorum. Hani belki yanlış olabilirim. Beni düzeltin. Ben e, sürülen kremlerin o epidermisin altına kadar çok indiğini düşünmüyorum. Çok böyle yüzeysel bir bakım yaptığını düşünüyorum. E, cilt altına enjekte edilmeyen Hiçbir şeyin fayda verdiğine inanmıyorum. Bu tabii bu benim öngörüm. Kesinlikle bir e, yönlendirme değil. E, cilt bakım ürünleri de yapılan ürünler kadar fiyatlı. Evet. Ben o yüzden cilt bakım ürünlerinden daha çok cilde enjekte edilen şeylere para harcıyorum. Çünkü krem bir şekilde kullanıyorum tabii ki ama onun etkisinden daha çok diğerinin etkisini görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şu şekilde dediğiniz gibi kremlerin emilimi çok yüksek değil. Sonuçta üst tabakayı besliyor ama alta nüfuz etmesi bir daha düşük. Bir belki yapıldığında biraz daha etki edebiliyor. Ama onu da her gün evde yapamazsınız bir tabii de. devam etmek. Tabii bir de herkesin cilde hasar kendisine verir. yapma yapmaması gereken Enfeksiyon bir şey sakın yapmayın. Enfeksiyon kapma ihtimali olabilir sürekli yapılmaz dermapen. Ama tabii dediğiniz gibi cilt altından da beslemek lazım. Hani kremleri de uygun koşullarda zamanlarda kullanmak lazım. Yani hani kremlerde faydasız değil. Mesela ya, tabii bir güneş güneşte kullanmak lazım ama güneş belli bir kremi. noktaya kadar ya da işte Ben güneş kremini sabah e, kullanıyorum, evet. akşam kullanıyorum. Hiç dışarı çıkmasam, evdeki olan ışıkların altında bile bundan etkileniyorsunuz. Emin olun evde bile sürüyorum. Evet, Hiç e, yanımdan ayırmıyorum. Doğrusun Bu arada evet güneş kreminin de biraz e, öneminden bahsedebiliriz. Şu şekilde söyleyeyim o zaman güneş kremi uygulanmasında yapılan hatalardan bahsedeyim. Mesela dışarıya çıkacaksınız hemen güneş kremini sürüp çıkıyorsunuz. Aslında bu büyük bir hata. Öyle mi? Tabii daha cildin beklemesi nüfuz etmediği biraz beklemesi lazım. Güneşe çıkmadan en az 10-15 dakika önce güneş kremini sürmeniz lazım. Hmm. Yani e, tabii cilt tipine göre de e, faktör seçimi de önemli. Buna da dikkat etmek lazım. Yani güneş kremini aslında hani sadece kış ayların, yaz aylarında kullanıyoruz ama kış aylarında da kullanmak lazım. Özellikle hassas bir cildiniz varsa yani kış aylarında da lekelerin temeli atılır. Daha sonra yaz aylarında lekeleriniz artmaya başlar. Bu açıdan kış aylarında da güneş kremini aksatmamanızı tavsiye Leke ederiz. Leke problemi olan hanım çok fazla ekran başında şu an inanıyorum. Ben bugün biliyorum şimdi sosyal medyama girdiğim zaman en çok lekelerle ilgili de soru sorulduğunu göreceğim. Şu anda ...bakamadık e, sorulara... E, ...lekelerle ilgili... ...yapılması gereken işlemler var mı? ...ne yapılabilir? Lekelerle leke ilgili... Tedarisi. ...öncelikle tabii... Hani ...lekenin derinliğini bilmek lazım... ...onun için bir doktorlarına muayene olmaları lazım... her ...önce bir cildiyeye evet, gitmeleri aynen, gerekiyor... Gitmeleri gerekir ...çünkü her leke kremi... ...iyi gelmez... ...yeterince derinliğe nüfuz etmeyebilir... ...şu an lekede hem mezoterapi tedavileri... ...hem de aletli tedaviler... ...mümkün... Yani lazerler mümkün ama bunların doğru bir şekilde planlanması lazım. Kesinlikle. Biz mesela leke mezoterapisinde sonuç alabilmek için en az 4 ile 6 seans bir planlama yapıyoruz. Tabi aletli tedaviler de araya girince bu seans sayıları kısalabilir. Peki bu tedavi bu aletli tedavilerle birleştiğinde e, ne, ne sonuç kadar olabilir? sonuç alabiliyoruz? Yani şöyle, son böyle kısaca tabii, alayım. Leke mez mezoterapi ya da leke tedavisi zor bir tedavi. Bazen inatçı olabiliyor. Yani minimum 4 seans ile 6 seans, bazen 8 seansa kadar uzayabiliyor. %80'e de... kadar etki alabiliyor muyuz? Alınabilir. Evet Alınabilir. ama doğru ürün kullanılırsa, doğru bir şekilde Tüm... mezoterapi yapılırsa özellikle leke de hani C vitamini ve glutatyon içeren ürünleri tercih ediyoruz. Çünkü yaşa bağlı olarak Tamam. Çok özür dilerim. <laughs> Yine zamanımız evet. bitti. Bir başka konumuz daha olacak. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Tekrar ederim. görüşmek çok üzere diyorum. görüşmek Ekran başındaki sevgili seyirciler, şu anda çok böyle sıkıcı bir konu, hastalıkla konuşmak ama birazdan nefroloji uzmanı Profesör Doktor Erhan Tatar'la organ nakli üzerine konuşacağız. Ekranların başında ayrılmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, hastalık konuşmak e, insanları motivasyon olarak kötü etkileyebiliyor ama son yıllarda organ nakline e, çok dikkat çekmeye çalışıyoruz. Organ bağışı yapmanın öneminden bahsedeceğiz. Bize öncelikle organ nakli nedir? Bunu anlatırsanız. Teşekkür ederim. E, öncelikle konuşma başlamadan önce e, hastalarımızın ve tüm toplumumuzun Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. E, organ nakli ciddi organ yetmezliği olan hastalarımıza aslında bir umut kapısı e, ve e, bu nasıl hastalıklar bunlar mesela böbrek yetmezliği ciddi düzeyde böbrek yetmezliği gelişen olgularımızda böbrek nakli yaparak onların hayata tutunmasına vesile oluyoruz. Nasıl yapılıyor bunlar? Gerek ülkemizde gerekse dünyada organ nakli iki şekilde oluyor. Bir ölmüş bir bireyin yani kadavradan böbrek nakli ya da organ nakli gerçekleştiriyoruz. Diğeri ise canlıdan yani gönüllü, aileden biri, yakınlardan biri ile organ naklini gerçekleştiriyoruz. Peki bu Organ nakli, hani böbrek için konuştuk ya hı hı. benim de bu arada bir yakınım e, böbrek nakli bekliyor. Çok geçmiş olsun. Ee, onun için özellikle soruyorum bulamadık da hala. E, böbrek naklinde başarı oranı ve tek böbrekle hastanın hayata devam etmesi nasıl oluyor? Şimdi öncelikle ülkemizde böbrek nakli konusunda başarı oranlarımız oldukça yüksek. Evet bunu Gelişmiş, aslında merak evet. ettim. Gelişmiş ülkelerle hemen hemen benzer oranlarda. Gerek Amerika'da gerek Avrupa'da iyi merkezlerde yapılan nakillerle ülkemizde gerçekleştirilen böbrek nakillerdeki başarı oranları hemen hemen aynı. %90'ın üzerinde bu. E, hastalarımız böbrek yetmezliği geliştiğinde maalesef diyaliz tedavisiyle korunur. E, diyaliz tedavisi yapmak zorunda kalıyor ki hayata tutunmak için. Bu oldukça zor ve meşakkatli, meşakkatli bir tedavi. bir süreç. Yani haftanın üç günü bir makineye bağlanıp e, vücuttaki toksik maddelerin temizlenmesi oldukça zor. İşte böbrek nakli, bu has, sizin yakınınızda olduğu gibi hastanın gerek sosyal hayata katılımı, gerek sağlığının tekrar kazanılması anlamında önemli bir tedavi seçeneği. Biz hastalarımıza, böbrek yetmezliği olan hastalarımıza öncelikli olarak daha diyaliz tedavisi başlamadan mümkünse böbrek nakli öneriyoruz. Ve tek böbrekle tekrar sağlığına, hayata tekrar bağlanmasına e, vesile oluyoruz. Böbrek e, diyalize başladığı zaman e, sonraki ameliyat süreci çok mu acil, kısa mı olmalı? Ya mümkün olduğunca yapılan çalışmalar göstermiş ki bu hastaların diyaliz tedavisi başlamadan evvel yapılması daha doğru. Daha doğru oluyor. Peki Hangi organlar bağışlanabilir ve organ bağışını kimler yapabilir ve o e, süreci de anlatırsak Hani nasıl yapılacağını çünkü biz organ bağışı konusunda gerçekten henüz o kadar bilinçli bir toplum değiliz e, yani çok maalesef, fazla organ maalesef. bağışı yapılmıyor e, o yüzden lütfen bu konuya özellikle dikkat edelim e, aslında canlıdan böbrek nakli yani akrabadan böbrek nakillerde biz Türkiye olarak çok üst sıralardayız. İlk üçlerdeyiz neredeyse. Ama maalesef dediğiniz gibi kadavradan, ölmüş bireylerden nakiller konusunda çok gerilerdeyiz. Evet. Çünkü organ bağışı Şu, yapmak istemiyorlar. Aynen maalesef ki pandeminin etkisiyle bu bağış oranlarında ciddi azalmalar gerçekleştirmekte. E, aslında beyin ölümü tanısında e, oldukça yol kat etmiş durumdayız. Yani ülkemizde azımsanmayacak rakamlarda bir beyin ölümü gerçekleşiyor ve tanı alıyor hastalarımız. Ama maalesef hasta ve hasta yakınları tarafından bunun ben önce özellikle hastaların bilgi yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Organ bağışının çok azaldığını görüyoruz. Yani yüz beyin ölümü gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde maalesef Türkiye genelinde onların organlarının kullanım oranı %10 gibi ciddi düşük oranlarda düşük. görüyoruz. Bu oran Ege bölgesinde nispeten biraz daha iyi. %20'leri buluyor ama. Eğitim seviyesiyle mi ilgili bir şey acaba bu? Korelasyon gösteriyor evet. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mesela Doğu Anadolu bölgesinde bu oranlar %5'lere kadar düşüyor. Aslında bu konularda biraz da empati yapmak gerekiyor. Çünkü hastalarımızın organ beklerken ki yaşadığı süreçleri aslında hasta ve hasta yakınları çok iyi biliyor. Sanırım kadavradan organ naklinin bağışının az olması biraz da toplum olarak bizim başka ne göre, gelenek göreneklerimizle alakalı Ölüğün ölünün hani kesilip biçilmesini istemedikleri için. Yani ona ölse bile gönülleri el vermedikleri için ama orada şunu düşünmek lazım. Sizin orada bir acınız var ama oradaki olan acınızla hayata tutunacak çok da insan var. Yani evet, Çok haklısınız. Bunun aslında ülkemiz için birçok faktörü var. Mesela dini nedenlerden dolayı evet. aslında Diyanet İşleri Başkanlarımızın bu konuda caiz olduğuna yönelik birçok fetvası var. Yani resmi olarak ayetlerle açıklanarak dini anlamda hiçbir sıkıntısının olmadığı zaten Diyanet İşleri Başkanlarımız tarafından teyit edilmiş durumda. Sosyal anlamda da e, aslında e, organ nakli cerrahi ekibi olarak e, vefat etmiş kişilerin mümkün olduğunca zarar vermeden organların alınarak bütün bir şekilde tekrar e, cenazelerinin e, hasta ve hasta yakınlarına e, teslimatını gerçekleştiriyoruz. Yani bir e, ölmüş bir birey gibi değil de sanki canlı bir bireymiş Titizliğinde evet. davranıyoruz. Bu konuda hasta ve hasta yakınlarımızın tedirgin olmasına etmek gerek lazım yok tabii aslında. ki. İkna etmemiz çok önemli. Aslında düşündüğümüzde çok haklısınız. Yani canlıdan nakil konusunda ilk sıralarda yara, e, yer alan ülkemiz neden öldükten sonra organlarını bağışlamıyor? Tamamen duygusal sebeplerden olduğuna inanıyorum ben. Evet. Empati kuruyorum çünkü neden olabilir diye duygusal sebeplerden. Başka hiçbir şey değil. Evet. Peki hangi organlar bağışlanabilir? Çok önemli. Mesela baş boyundan başlamak üzere kornea nakli, kalp nakli, akciğer nakli, karın içine geldiğimizde karaciğer nakli, pankreas nakli, ince bağırsak nakli, böbrek nakli, kompozit organlar dediğimiz el, kol nakilleri, rahim nakli bile ha, yapılabiliyor. Aslında birçok organın ilk defa duydum. Birçok organın nakli gerçekleşebiliyor. Peki en sık görülen sanırım böbrekle karaciğer nakli. Karaciğer nakli olan bir hastanın sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ee, tabii karaciğer hastalığının <laughs> altta yatan nedeni çok önemli. Maalesef ülkemizde ve dünyada bu alkol önemli bir sorun ve karaciğerde siroza yol açıyor. Nakilden sonra mutlaka e, alkolden, Toksik maddelerden uzak durmak gerekiyor. Bu en önemli bir husus. Hiç alkol almayan, sigara kullanmayan biri de karaciğerinden siroz olabilir. sorun yaşayabiliyor, siroz olabiliyor. Bunun sebebi? Bunun birçok sebebi var. Bir, virüsler dediğimiz, hepatit dediğimiz ha, hastalıklar. Tamam. Bunların tedavileri var ama maalesef ülkemizde biraz geç kalınıyor bu konuda. Diğer önemli hastalıklar metabolik hastalıklar. Karaciğerde yağlanma. Özellikle bunun en sık nedeni kilo, obezite. Ve, yanlış beslenme, e, yanlış beslenme. Bu diğer önemli husus genetik hastalıklar. Biz bu hastalıklara bağlı ciddi karaciğer yetmezliği ve siroz tablosunu görüyoruz ve bu hastaların tedavisi e, karaciğer nakli. Peki nakil ameliyatlarında e, özellikle kimler böbrek vericisi olamaz? Evet, önemli bu. Bu çok konu, önemli. Evet. Ben de söyleyeyim bizim böbrek nakli gerçekleşecekti ama hastada şeker çıktığı için. Verici de gerçekleşemedi. Şimdi öncelikle organ bağışı kim olabilir onun altını çizelim. Evet. Bir gönüllülük şartıyla 18 yaşının üzerinde akli melekesi yerinde olan herkes organını bağışlayabilir. Bu çok önemli bir konu. Diğer önemli konu kim olamaz? E, kim olamaz deyince bir aktif kanseri olan verici hmm. adaylar iki enfeksiyonu olan, aktif bulaştırma riski olan taşıyıcı bir hastalığı mesela, olan, olan kişiler. 3 akli melakeleri yerinde olmayan. Canlıdan vermek istiyor ama akli melakeleri yerinde değil. Bunlar veremez ve reşit olması gerekiyor. Vasisi ile beraber o zaman da veremiyor. E, veremiyor. Mümkün olduğunca tamam. akli melakelerinin yani zihinsel durumunun e, yerinde olması, olması gerekiyor. E, yani böbrek vericisi olmak için de bu şartlar gerekiyor. Tüm organlar için sanırım anladığım Tabii ki aynı. üzere. Başlanan organlar kimlere, hangi durumlarda naklediliyor? Şimdi Sağlık Bakanlığımızın bu konuda ciddi çalışmaları mevcut ve bunu bir sistematik haline getirmiş durumda. Ulusal organ ve doku nakli koordinasyon merkezimiz var. Bir o merkezde organ çıktı. Türkiye genelinde Ulusal Koordinasyon Merkezine sunuluyor ve doku uyumları değerlendiriliyor. Daha sonra uygun doku uyumu sağlanırsa eğer bölgesel koordinasyon merkezine sistem iletiliyor ve bölgesel koordinasyon merkezde hangi merkezin bu organı kullanacağı, hangi alıcıların bunlar için uygun olduğunu tamamen bakanlığımızın belirlediği koordinasyon merkezi tarafından belirleniyor ve daha sonra biz hekimler tarafından hastalar ayrıntılı olarak değerlendirilip organ nakli uygunluğunun olup olmadığını kararına varıyoruz. Peki e, kadavradan Nakil için bir süreç başladı. Bu süreç nasıl işliyor? Dediğim gibi bir beyin ölümü ya da gerçekleşti. Kadavrayı e, yani bu süreci başlatırken kişiler nereden başlaması lazım? Nereye başvurması gerekiyor? E, öncelikle şu aslında e, yönetmelik gereği organ bağışı çok kolay hale getirildi. E, İl sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri. Organ nakli yapan özel hastanelerde organ bağışına yönelik bir ıslak imza ile sadece bir sadece form bir doldurarak imzayla. bu gerçekleşebiliyor. Hatta e-devlet üzerinde üzerinden bile yapılabiliyor, değil mi? Yapılabilir. Şöyle bir e-nabızdan başvuru yapıyorlar, çıktısını alıp ilgili en yakın sağlık ocağı dahil o teslim ediliyor ıslak imza ile. Bu organ bağışçısı olduğunun teyit edilmiş oluyor. Aslında bu organ bağışları vasiyet anlamında çok değerli bizim için. Çünkü biz Türk toplumu olarak vasiyete çok inanan, özenen insanlarız. Çünkü vefat ettikten sonra özellikle hastaların birinci derece vefat eden kişinin birinci dereceden yakınları onun vasiyetine çok değer veriyor. Evet. Yani bizim toplum olarak bu yapacağımız en önemli adım organ bağışında bulunup o kimliği elde edip e-nabız sisteminde organ bağışçısı olarak vasiyetinin olunup yakınlarına, birinci derece yakınlarına, annesine, babasına, eşine ve çocuklarına bunu bildirmesi çok önemli. Zaten e, sanırım şey e, bir kimlik oluyor değil mi? Üstlerinde bir evet. kimlik de taşıyorlar. Çok doğru. Yani bir kaza oldu, bir şey oldu. Kaza anında bir ölüm gerçekleşti. Üzerinde çıkan kimlikte zaten evet. bir bağışçı olduğu da görülüyor. Peki ülkemizde yapılan organ nakli ameliyatlarından sonra başarı oranı ne? ya Şimdi böbrek naklinden bahsedecek olursak %90'ın üzerinde başarı oranımız mevcut. Ee, hastaların tabi takiplerinde önemli. Böbrek daha mı kolay e, vücutta görece e, adapte olan daha çabuk iyileşebilen. Görece diğer organlara göre karaciğer, kalp, akciğer nakli gibi diğer solit organların nakline göre böbrek naklinin e, başarı oranları cerrahi anlamda daha kolay. Ama takibinde tabi dikkat edilmesi gibi bazı önemli hususlar var. Özellikle ilaç uyumu ve ilaç kullanımı. İlacı bıraktıklarında nakilden sonra hastalarımız maalesef organları reddettiği için tekrar zorlu bir sürece yani diyaliz tedavisine dönmek zorunda kalıyorlar. Böbrek naklinden sonra tekrar diyalize devam edebiliyorlar mı? Yani maalesef. Özellikle böbreğin reddetmesi durumundan dolayı tekrar diyalize dönme durumu olabiliyor. Onun için hastaların nakil olduğu merkezlerde uyumlu bir şekilde takiplerine gelmesi, ilaçlarını düzgün saatinde kullanması önem arz ediyor. Çok böyle kısaca hızlıca sizden Erhan Bey, yaşamını yitiren bir kişinin organlarının bağışlanmasına kimler karar verebilir? Onu da alalım. Ee, şey olarak hukuki olarak birinci derece yakınlar. Mesela anne baba baba eş veya çocuklar olabilir. Onların birinin imzası ve beraberinde yanında e, tanıklarla birlikte e, oldukça basit, oldukça önemli. Kısa, net bir karar sanırım. Aynen. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi sevgili seyirciler ee, birazdan kiracı ve ev sahipleriyle aralarındaki sorunlara son noktayı koyabilecek son yıllarda da çokça kullandığımız tahliye taahhütnamesi nedir? Nasıl yapılır ve hangi durumlarda geçersiz sayılır? Bunları konuşacağız. Ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler, kiracı ve ev sahibi için aralarındaki hukuki süreç kira Tahliye taahhütnamesi nedir? Yasal mıdır? Öncelikle noter onaylı tahliye taahhütnamesi kiracı ve ev sahibi arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Bunun özellikle altını çizelim. Noterden yapılması çok daha sağlam olacaktır. Çünkü günümüzde biz gayrimenkulcüler kira kontratlarını hazırlarken bazen bunların hukuksal olarak tabii ki e, avukatlarımızın hazırladığı, Çıktıları alarak kendilerini okutup imzalatıyoruz. Evet bu da bir e, geçerlilik ancak noterden olması çok önemli. Çünkü kira ilişkisinin sona erdirilmesi ve kiracının taşınması durumunda taraflara belirli güvenceler sağlar. Kiracı e, evi teslim ederken nasıl teslim edeceğinin taahhüdünü verir. Ev sahibi kiracıdan evi teslim aldığında ona ki ev sahibinin üstüne düşünen yükümlülükleri de e, kapsar. Çünkü sadece kiracının değil buradaki yükümlülükler. Sonuçta mülk sahibinin de onlara uyguladığı bir takım yasal yükümlülükler var. Bu içeride depozitonuz olabilir veya aranızda özel bir anlaşma vardır. Bunları hepsini noterden onaylı şekilde tahliye taahhütnamesine koymanız gerekiyor. Bu belge noter onaylı Türk Borçlar Kanunu ve Türk hukuk sisteminde geçerli olan hükümler doğrultusunda düzenlenir. Ve tahliye taahhütnamesi ve kira sözleşmesi aynı gün aynı tarihte olmamalıdır. Kira ta e, kira kontratını yaptınız. Bugün tahliye taahhütnamesini kiracınızdan 7 gün sonra almak durumundasınız. Yani arasında 7 gün bir süre olması gerekiyor aynı gün imzalattığınız, aynı tarihli imzalattığınız kira tahliye taahhütnamesi geçerli değildir. Yasal olarak sizi korumayacaktır. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Haftaya yeniden saat 11'de Filiz Karataş'ta bu cumartesi de görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.